Yukarıda haritada işaretli alanlardan hangisinde nüfus artışında doğumların etkisi daha azdır? Buraya baktığımız zaman gelişmemiş bir bölge, tarımsal, kırsal nüfusun fazla olduğu birinci bölge. Değil mi? Şu şu güneydoğu anadolu bölgesinin doğu güneydoğu anadolu bölgesinin hakim olduğu 2 ve 4. bölgeler, 2 ve 5. bölgeler yine kırsal nüfusun hakim olduğu 4. bölge bunlar nüfus artışında doğumların etkili olduğu alanlarken daha fazla göç alan bölge ise yani nüfus artışından fazla göç alan bölge 3. bölgedir. gelişmiş bir bölgedir. Göç veren bölgelerde kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından daha fazladır. Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde kadın nüfus oranı daha fazla olduğu söylenebilir? Kıyı Ege gelişmiş bir bölgedir. Erkek nüfusun fazla olduğu bir bölgedir. Çatalca Kocaeli yine erkek nüfusun fazla olduğu sanayileşmiş bir bölgedir. Yukarı Fırat ve Batı Karadeniz böl bölgesi yine aynı şekilde ama burada Doğu Karadeniz bölgesi kadın nüfus oranının daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü burada daha çok gelişmemiş, diğer alanlara göre gelişmemiş bir bölgedir. Güneydoğu Anadolu'da yerleşmelerin dağ eteklerinde toplanması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi krasal iklimin hakim olduğu bir bölge. O yüzden burada yağışa bağlı olarak insanlar dağ eteklerine toplanmış. Çünkü yükseltiye bağlı yağış bu alanda artış gösterir. Yukarıdaki grafikte nüfus artış oranı ve doğurganlık oranı verilen merkezlerden hangisinin daha fazla göç aldığı söylenebilir. Doğurganlık oranı fazla olan bölgeler göç verirken nüfus artış oranı fazla olan bölgeler ise göç alan bölgelerdir. Burada doğurganlık oranı az, nüfus artış oranı fazla olan bir bölge aramış olacağız. O da birinci kısımda yer alan birinci bölge. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde fizyolojik ve tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde hem fizyolojik hem de tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır. Burada dağlık ve engebeli bir alan arayacağız ki fizyolojik ve tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bir yer olsun. O da buradaki en dağlık alan Adana'daki Rize olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi iş göçlerin sonuçları arasında yer almaz? Kentlerde işsizlik artar. Kentlerde konut sıkıntısı yaşanır. Altyapı hizmetlerinde yetersizlik görülür. Sanayi tesisleri kent içerisinde kalır. Kentlerde doğal nüfus artışı yaşanır. Hayır, kent, kente geçen insanlar ne yaparlar? Var olan Doğuran var olan kentlerde yapmış olduğu doğurganlık oranını aynısını orada göstermez. Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin genel nüfus artış oranları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu grafiğe göre söylenemez? Şimdi nüfus artış oranı verilen bir bölge için verilen yıllarda kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından daha fazladır demiş. E burada kadın ve erkekle ilgili hangi bir verinin olmadığını gördüğümüz için doğru şıkkımız Adana olacaktır. Nüfus artış hızı en en az 1945 yılında gerçekleşmiştir. Bakıyoruz en az 1945 yılında gerçekleşmiş. Doğru. Nüfus artış hızı 1940 yılından itibaren binde 20 civarındadır. Bakalım binde 20 civarında mı? Ortalama olarak ortalama binde 20 civarında bir çizgiye bir grafiğe tekabül etmekte. Nüfus artış hızında yıllara göre dalgalanmalar yaşanmaktadır. Yıllara göre dalgalanmaların yaşandığını görüyoruz. Grafikteki yıllara göre Türkiye'nin nüfusu sürekli artmıştır. Bunların tamamı doğru şıklar. Adana dışında. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde toplu yerleşmeler görülür. Yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde toplu yerleşme görülür? Baktığımız zaman dağlık bir alan Hakkari, Doğu Karadeniz, değil mi? İç kısımlarda Karadeniz'in kıyı kısımları dağlık. Yine Menteşe çevresinin bulunduğu alanlar dağlık alanlarken Güney Marmara daha toplu yerleşmeye müsait yer şekillerinin daha sade olduğu alanlardır. Ülkemizde köyden kente göçü önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınmasına gerek yoktur? Tarımda sulama alanları sulamayı arttırmak gereklidir. Tarımda alanları genişletmek buna gerek yoktur. Tarımda gübreleme ve ilaçlama geliştirmek, sağlık ve eğitim hizmetlerini kentsel bölgelerde arttırmak doğru. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiyi bu alanlarda geliştirmek olur. Kırsal bizim tarımsal alanlarımız az değil. Sadece tarımsal alanlardan aldığımız verim az. Bunu bilmek gerekir. Yukarıdaki grafikte yer alan yıl içerisindeki nüfus değişimi aşağıdaki merkezlerin hangisinde olması görülmesi beklenmez. Yazın Hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiş bu alanda. Böyle bir nüfus artış hızı Kuşadası'nda, Alanya'da, Fethiye'de, Marmaris'te gerçekleşebilir. Neden? Çünkü buralar tatil, yaz tatilinin gerçekleştiği, kıyı turizminin yapıldığı alanlarken İskenderun için böyle bir veri söz konusu değil. Yukarıdaki haritada nüfusu seyrek olduğu alanlar gösterilmiştir. Bu merkezlerin seyrek nüfuslu olmalarının nedeni ...aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Baktığımız zaman birinci bölgede karstik bir şekillerin... ...ya da Akdeniz bölgesinde genel anlamda karstik şekiller olduğunu biliyoruz. O yüzden karstik şekiller birinci bölgede nüfusun e, seyrek olmasında etkili bir olgudur. E, i̇kincisine baktığımız zaman ikinci bölgede yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması... Bu arada menteşe, menteşe yöresinin olması gerçek insan nüfusunu burada seyrekleştirmiştir demiş olacağız. Yine üçüncü bölgede hakim yapının iklimsel yapının kurak bir iklime neden olması buradaki nüfusu seyretmektedir. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde nüfus miktarı fazladır. Buna göre aşağıdaki kıyı kesimlerin hangisinde nüfus miktarı daha azdır? Şimdi baktığımız zaman burada daha çok böyle dağlık ve engebeli alanlarda kıyı, turizmine bağlı veya kıyı yerleşmelerinin daha seyrek olduğunu görürüz. Burada Çukurova bir delta alanı, Gediz bir delta alanı bunlarda nüfuslanmanın yoğun, olduğunu bileceğiz. Yine Gemlik Körf, Gem, nüfuslanmanın fazla olduğunu, çünkü bu sanayi bölgesi, Çatalca sanayi bölgesi iken Gelibolu Yarımadası'nda ise ulaşımdan kaynaklı burada nüfus, nüfuslanma miktarı azdır demiş olacağız. Karadeniz bölgesinde ahşap, İç Anadolu bölgesinde kerpiç, Akdeniz bölgesinde taş evlerinin yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik faaliyetler değil. Burada daha çok doğal çevreyi ilgilendiren ya da jeoloji ilgilendiren bir olgu arayacağım. Nüfus dağılışı, mimari farklılık, kültürel özellikler değil. Doğal çevre, e, teknolojinin gelişmemediği alanlarda, e, doğal çevreye olan bağımlılığın fazla olduğu alanlarda doğal çevre neyi veriyorsa ondan yola çıkarak e, evler yapılmaktadır. Ülkemizde yoğun göç alan yerlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz. Tarımda çalışanların sayısı fazladır değildir Çünkü Buralar gelişmiş bölgelerde sanayi ve hizmette çalışan çalışanların oranı fazladır. İş olanakları fazladır ve çeşitlidir. Ee, çok fazla göç aldığı için altyapısı yetersizdir. Doğum oranları insanlar burada çok fazla e, geçim sıkıntısı yaşadığı için doğum oranları düşüktür. Ee, yine çevre kirliliği fazladır bu alanlarda yoğun göçe bağlı olarak. Yukarıdaki grafikte ülkemizin 2010 yılının aktif nüfus oranı verilmiştir. Baktığımız zaman en fazla hizmet sonrasında sanayi sonrasında tarım alanı olduğunu görmekteyiz. Tarım ve sanayinin olduğunu görmekteyiz. Ee, bu grafiğe göre... Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tarımda çalışanların nüfusu giderek artmaktadır. Bu söylenemez. Kentleşmeye bağlı olarak sanayide çalışanların sayısı artmaktadır. Söylenemez. Çalışan oranının en çok olduğu sektör hizmet sektörüdür. Evet, söylenebilir ki buradan gördüğümüz bizim önce hizmet sonra tarım sonra sanayinin geldi. Sanayi sektöründe çalışanların oranı tarım sektörünün çalışanlarından daha fazladır. Yine sanayi ve tarım sektörlerinin çalışanların oranı hizmet sektörü çalışan oranından daha fazladır.